Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Birinci Dünya Savaşı konusunu beş dakikada öğreneceğiz Tonguç Hocam binlerce insan ölmüş. Biz bir dakikada mı anlatacağız? Haklısın. Binlerce insan öldü. Bizim de binlerce askerimiz şehit oldu. Gerçekten dünyanın bütün ülkeleri birbirine girmişti. Ama biz şimdi bu konuyu beş dakikada öğreneceğiz ve LGS'de bir net daha artıracağız Tonguç Hocam. hemen başlıyoruz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda bir genel nedenler var bir de özel nedenler var. Genel nedenlerin başında sömürgecilik geliyor. Yani diğer bir nedenle Para. Şöyle TL işaret yapıyorum. Almanya ve İngiltere para kazanmak için birbirlerine giriyorlar. Sömürge imparatorluğu kurmaya çalışıyorlar. Milliyetçilik isyanları da var tabii ki. Ham madde ve pazar arayışı zaten sömürgecilikle bağlantılı. Bir de devletler silahlanma yarışına giriyor. Özel nedenlere baktığımızda İngiltere ve Almanya arasında sömürge rekabeti var ki savaşın temel nedeni. Rusya ve Avusturya Macaristan arasında Pan-Slavizm politikasından dolayı bir mücadele Pan var. ne demek? Panslavizm ne demek hemen söyleyeyim. Slav ırçılığı demek. Yani Ruslar Slav ırçılı yaparak Avusturya Macaristan'ı bölmeye çalışıyor. alsace Lorraine'de bir bölge. Bu bölgede Fransa ve Almanya kömür havzaları için mücadele ediyor. Savaşın görünen nedeni ise bunlar genel ve özel nedenler. Görünen nedeni ise Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesi. Yani bir Sırp Avusturya Macaristan kralının oğlunu öldürüyor. Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Rusya Avusturya Macaristan'a savaş açıyor. Almanya Rusya'ya savaş açıyor. Herkes birbirine giriyor. Aynen dediğim gibi herkes birbirine girmeye başlıyor ve bu şekilde Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Bu görünen neden tabii ki. Esas nedenler bunlar. Şimdi İtiraf devletlerinin başında İngiltere var. Kaptan İngiltere burada. İttifak devletlerinin başında kim var? Ronaldo var. Yok Ronaldo değil Messi var. Ne alakası var? Yani burada da Almanya var. Almanya ve İngiltere başarı çekiyorlar. Sonradan Osmanlı Devleti İttifak Devleti'ne katılacak. İtalya buradaydı. Bu tarafa geçecek. Gerçekten dünya mücadelesi yaşanacak. Şimdi Osmanlı neden savaşa giriyor? Birincisi kaybettiğimiz toprakları geri almak istiyoruz. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyoruz. Ve ekonomik olarak bizi bitiren, mahveden ...kapitülasyonları kaldırmak istiyoruz. Zaten kapitülasyonları... ...kaldıramayacağız. Ne zaman kaldıracağız? Sonuç Lozan'da söylenmeyi? kaldıracağız. Harikasın! Tebrik ediyorum seni. Lozan'da kaldıracağız. Yani Kurtuluş Savaşı yapacağız. Mustafa Kemal At Türk sayesinde... E, ...Lozan'da kapitülasyonları kaldırabileceğiz. Bir de dış borçlarımız var. Bundan kurtulmak istiyoruz. Yani kaybettiğimiz toprakların bile... ...borcunu ödüyoruz. Şimdi... Almanya neden Osmanlı yanında istiyor? Birincisi Osmanlı'nın halifelik gücünden yararlanmak istiyor. Padişahlarımız aynı zamanda birer halife. Jeopolitik konumundan faydalanmak istiyor. Gördüğün gibi Osmanlı gerçekten dünya devletlerinin tam ortasında. Yani böyle bir mücadele başlattığın zaman İngiltere'nin sömürgelerine, Rusya'nın topraklarına zarar verebilirsin ve böylece savaşı farklı bölgelere yayabilirsin. Bir de savaş yükünü hafifletmek istiyor. Osmanlı savaşa nasıl girecek? ...Goben ve adlı gemileri, Alman gemilerini... ...Yavuz ve Midilli ismiyle satın alacağız. Ardından da Rus limanlarını bombalayacağız. Şimdi bizim bir saldırdığımız cepheler var. Yani taarruz cepheleri... Kafkas cephesi K, Kanal cephesi K, Kaka cepheleri bizim gerçekten saldırı yapıp maalesef kaybettiğimiz cepheler. Kafkas cephesi Rusya ile savaşıyoruz. Burada Mustafa Kemal Muş ve geri alıyor ama e, bu cephede başarılı olamıyoruz. Bu cephede binlerce askerimiz Sarıkamış Harekatı'nda şehit oluyor. Soğuk nedeniyle. Bir de burada cephede savaşırken Ruslarla bir bakıyoruz ki Üzerinde Rus askeri kıyafeti var ama içinden Osmanlı kimliği çıkıyor? Aa bunlar Ermeniler. Ermenileri de zorunlu olarak göç ettiriyoruz Suriye tarafına. Buna da sevk ve iskan kanunu deniyor. Kanal cephesinde de İngiltere'nin sömürgelerine saldırıyoruz. Ama burada da maalesef e, geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Savunma cephelerine baktığımızda Çanakkale cephesi var. Burada itilaf devletleriyle savaşıyoruz ve bu cephe kazandığımız bir cephe. Zaten bu cepheyi kaybetseydik Osmanlı Devleti yıkılıp gitmişti. Burada Çanakkale'de Anafartalar kumandanı, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal ile ve Türk askeriyle gerçekten müthiş bir başarı elde ediyoruz. Çanakkale geçilmez diyoruz. Ve yardım alamayan Rusya, Rusya yardım istemişti. Orada ihtilal oluyor, savaşın süresi uzuyor ve Osmanlı Devleti'nin kolay kolay yıkılamayacağı anlaşılıyor. Savunma cephelerine baktığımızda şimdi kanal cephesine saldırmıştık ne olmuştu? Patladık. Dediğin gibi patladık. Bu sefer bize saldırıyorlar. Irak cephesi başlıyor. Irak cephesinde Halil Paşa Kutul Amare'de zafer kazanıyor. Osmanlı ordusunun en önemli zaferlerinden biri. İngiliz subayları esir alıyoruz. Ama yine de geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Suriye Filistin cephesinde İngilizlerle yine savaşacağız. Hicaz Yemen cephesinde de Fahrettin Paşa bölgeyi savunuyor. Kutsal topraklar neresi oralar Tonguç Eylül Mekke Medine. Harikasın. İşte dediğin gibi Mekke Medine'yi çok güzel bir şekilde savunuyoruz. Ama burada da yine Araplar İngilizlerle işbirliği yaptığı için kaybediyor. Ediyoruz. Şimdi bir de müttefiklerimize yani dostlarımıza yani işte Almanya, Avusturya, Macaristan'a, Bulgaristan'a yardım ettiğimiz cepheler var. Burada da Galicia, Romanya ve Makedonya cephesi var. Osmanlı toprakları dışında dostlarımıza yardım için savaşıyoruz. Ve savaşın sonunda da ne oluyor? Amerika, Almanya'ya saldırıyor ve diyor ki bitireceksiniz bu savaşı. İngiltere, Fransa'da savaşı kazanıyorlar tabii ki. Ve çok uluslu imparatorluklar yıkılıyor. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkılıyor. İşte e, Alman İmparatorluğu yıkılıyor. Yeni yeni devletler kurulacak. Sömürgecilik yerini manda ve himayeye bırakıyor. Eskiden sömürgecilik yarışı vardı artık. Küçük devletleri ekonomik olarak manda. Hmm. Gerçekten çok güzel çıkardım bu sesi. Ve himaye altına almaya çalışıyorlar. Yani içlerinde serbest ol dışlarında bize bağlı ol diyorlar. Yeni rejimler ortaya çıkıyor. Ve dünya barışını korumak için milletler cemiyeti kuruluyor. Peki milletler cemiyeti dünya barışını sağlayabiliyor mu Tonguç Herhalde? Sağlayamıyor. Niye sağlayamıyor? Çünkü ikinci savaşı çıkıyor. Zaten birinci yaz savaşı sonrasında doğru kararlar alınmayınca da ikinci yaz savaşının çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet Tonguç'um, Beş dakikada birinci yaz savaşını anlattık. Ama sen mutlaka sözel son tekrar kitaplarımızdan bu konuları bir kez daha tekrar et. Bunlarla alakalı sorular çöz. Hadi bakalım. ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.